Burası Amsterdam Dam Meydanı. Burası Çamlıca. Burası Brüksel Grand Place Meydanı. Burası Kartepe. Şu anda çok kalabalık bir akşam. Yılbaşı gecesinden dolayı herkes burada. Etrafında bir sürü insanlar var. Zorluk içerisinde şu anda evde çekimleri gerçekleştiriyorum. Size Kartepe'den sesleniyorum. Hava soğuk, üşüyorum. Bundan yaklaşık bir asır önce Birinci Dünya Savaşı olmuş. Bütün cihan bu asır içinde iki kere savaşmış. İkinci Dünya Savaşı'nda 80 milyondan fazla insan ölmüş. Birinci Dünya Savaşı'nda ise yaklaşık 20 milyona yakın insan ölmüş. Bir asırda 100 milyona yakın insan hayatını kaybetmiş. Bu koskoca Türkiye veya Almanya'nın nüfusundan daha fazla. Ne demek bu? Koskoca Türkiye veya Almanya bu asırda yok olmuş demek. Bugün 1 Ocak 2020. Milenyumdan tam 20 yıl sonra. Yani İsa'nın doğumundan tam 2020 yıl sonra. Dünya güneşin etrafında tam 2020 kez dolaşmış. Arkadaşım Muhammed'in hicretinden 1450 yıl sonra. Ay dünyanın etrafında tam 1450 kere dolaşmış. Güneş sistemi galaksinin içerisine akıp giderken bütün bunlar olmuş. Rabbinin katında bir gün sizin saydığınız 1000 yıla eşittir der. Haç suresi 47. ayet. O zaman İsa'dan 2 gün sonra, arkadaşı Muhammed'den ise 1,5 gün sonra insanlık birbirini kırmış, yok etmiş oldu. İnsanlığın birbirini kırmasıyla beraber de karanlığın dibine çöktü. Bu büyük iki savaşın artçıları bugün İslam toplumunda hala devam etmektedir. Yeni bir milyonun başında yeni bir güne merhaba diyoruz. Bugün yeni bir gün. Bugün benim günüm. Ben varım, hayattayım ve yaşıyorum. Sen de varsın. Sen de hayattasın. Sen de yaşıyorsun. Bugün ve gelecek bizim ikimizin günü. Bu asır bizim asrımız. Bu asrı biz inşa ediyoruz. Bu zamana biz iz düşüyoruz. Bundan bir asır sonra sen olmayacaksın. Muhtemelen ben de olmayacağım. Hayata bizden sonrakiler gelecek, sonra onların asrı olacak. Efendim ben Mehmet Uzun, düşüncede yolculuktayım. Efendim ben Mehmet Uzun, düşüncede yolculuktayım. 2012'de düşüncede yolculuk fikri ortaya çıktı. 2015'te Hilal TV'de yayına girmeye başladı. Sevgili Mustafa İsmail Hoca'nın şahsında bütün Akabe Vakfı'na ve Hilal TV ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bugün Hilal TV sizlere ömür. Yayın hayatını durdurdu. Bugün yeni bir gün. Her karanlık geceden sonra yeni bir aydınlık başlar. Biz de bugün yeni bir güne başlıyoruz. Bugüne iz düşmek istiyoruz. Bugün bizim günümüz. Bizim sayımızla 1000 yıl sonra anılmak istiyoruz. İnşallah. Kim bilir? Bizim sayımızla 2000 yıl anılırız inşallah. İçinde yaşadığımız asla iz düşeriz inşallah. Yaşadığımız 1000 yıla şahit olmak isteriz. Nuh gibi 50 yıl eksik olmasına da razı oluruz. Eyvallah. İşte bunun için kıyama kalkmak, salata durmak isteriz. Allah'tan başka hiçbir tanrının olmadığına şehadet etmek isteriz. Bütün yalancı tanrıların sahteliğini ortaya çıkarmak için İbrahim'i bir duruşla, İsmail'i bir teslimiyetle, Yusuf gibi zindan ile saray arasında hiçbir fark görmeden yaşamayı tercih ederiz. Musa gibi dilimiz peltek olsa da insanlığın önderliğine soyunmak isteriz. Süleyman gibi hükümdar olsak da karıncadan ders almak tevazusunu gösterebilmek isteriz. İsa gibi babasız dünyaya gelsek de bütün cihana erdemliliği sunabilmek isteriz. Arkadaşım Muhammed gibi ahlaki duruşu gerek kişi özelinde gerekse toplumun liderliğinde ortaya koyabilmek isteriz. Rabbimizin sayımıyla bu bir gün bizim sayımızla 1000 yıl içinde hayati sorumluluğumuzu keşfedip ve ona göre yaşamak isteriz. Duruşumuzu doğru tespit etmek, varlığımızı Allah'a dayandırmak, bunun için kıyama kalkmak, onun için var olmak ve sadece ona kul olabilmek için yaşamak isteriz. Efendim bu uzunca girizgahtan sonra içinde bulunduğumuz zamanı anlamak, önümüzdeki yol haritasını sizlerle paylaşmak isterim. Ben Deniz aslında hayatı boyunca hep anlam aradım. Yaşamanın anlamını aradım. Anlamsızlık beni yok ediyordu, mahvoluyordum. Bu hayatta var olmanın anlamı nedir acaba diye kendi kendime sordum ve sorguladım.
her şeyden önce kendimi ikna eden cevapları aradım. Bunu yaparken ilk önce kendi özümü dinledim. Sonra din, dil, ırk, mezhep ayırt etmeksizin herkesi dinlemeye çalıştım. Bütün programlarımı takip eden arkadaşlar aslında hep aynı konular etrafında dönüp dolandığımı fark etmişlerdir. Aslında ben hayatın anlamını aradım. Bu hayatta var olmanın gereğini aradım. Bunun için özümden başlayarak herkesi dinledim. Dünyayı dolaştım. Avrupa Türkiye arasında mekik okudum. Şu an Şanlıurfa'dayım. Şu ana kadar yaptığım programlara hem olumlu hem de olumsuz eleştiriler aldım. Beni iki yönde de eleştiren arkadaşlara şükranlarımı sunuyorum. Konuklarını hiç konuşturmuyorsun. Hep sen konuşuyorsun diye eleştiriler geldi. Bunun yanında şöyle eleştiri de geldi. Evet siz konuşuyorsunuz ama asıl gerçek düşüncenizi hep gizliyorsunuz, açık vermiyorsunuz diyenler de oldu. Her iki eleştiriye de hak veriyorum. Üşüdüm. Burası soğuk. Kar yağıyor. Karın altındayım. Bundan sonraki programlarda mesajı daha net vermeye çalışacağım. Bütün bunları yapabilmem için araçtan inmem gerekecek. Gördüğünüz gibi şu an Brüksel Grand Place pazarındayız. Amsterdam'da Dam Meydanı'nda çekiyorum. Şu anda olduğu gibi. Şu anda Kartepe'deyim. Bütün bunları bir haftada yetiştirebilmem mümkün değil. Bu programları daha geniş zaman yaymayı düşünüyorum. Bundan sonraki aşamada ise dosya halinde hazırlayacağım programları daha geniş zamanda olacak. YouTube ve sosyal medya üzerinden yayınlanacak. Fakat haftalık olarak kısa kısa film çalışmalarım olacak. Hayatı okumaya dair kısa bilgiler paylaşacağım sizlerle. Böylelikle sizinle haftalık buluşmuş olacağız. Bütün bunların en önemlisi ise 2020 yılı itibariyle Düşünce Okulu'na başlıyorum. Web sitemizden kayıt olabilirsiniz. düşüncedeyolculuk.com/düşünceokulu. Burada ise kurslarımızla beraber düşünce üretmeye çalışacağız. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarım. Geriye bakan bir zihniyetle değil, geleceğe bakan bir zihinle kendimizi ve hayatı okumaya çalışacağız. Bu hayatta var olurken nerede durmaya ve nasıl okumamız gerektiğine bakacağız. Rabbimizin katında bir günün bizim sayımızla gelecek 1000 yılın hesabını tutacağız. Geleceğe söz söylemek isteyen arkadaşlarla beraber yürüyeceğiz. Kısaca düşüncede yolculuk düşünce okuluna doğru tekamül edecek. Kayıtlarımız başlamıştır. Sizi de aramızda görmekten onur duyarız. Sizi bekliyorum. Sevgiyle kalın. Muhabbetle kalın. Hoşça kalın.